Şu an kayısıyla ilgileniyoruz. 3-4 gündür de evet sirkeleme yapıyoruz. Ben aslında 32 yaşına kadar ortaokul mezunuydum. Daha sonra açıköğretimden liseyi okumaya karar verdim. Okudum. Daha sonra üniversite sınavına girdim. Sosyal hizmetler okudum, sosyoloji okudum. Şimdi felsefe son sınıftayım. İnönü Üniversitesi'nde Alevilik Bektaşlık Araştırma Enstitüsü'nde yüksek lisans yapıyorum. Tez aşamasındayım. Yani hem çalışarak hem okuyarak hayatımızı idame ettiriyoruz. Açıkçası okumamda en az benim kadar ailemin ve çevremdeki muhatap olduğum arkadaşlarımın çok etkisi oldu. Ya herkes destekledi kendimce. Kimisi motivasyon ederek, kimisi maddi olarak herkes aslında destekledi. Yüksek lisans öğrencisiyim. Hedef inşallah ilgili puanları alabilirsem önümün açık olduğunu düşünüyorum. Başarabileceğime inanıyorum. Öğretim üyeliği. Ben ortaokuldan arkadaşım olup 20 yıl sonra yüksek lisans yaptığımı duyan arkadaşlarım hem çok sevindiler hem de çok şaşırdılar açıkçası. Yani açıkçası açık öğretimde okuyup ALES'te ya da yabancı dilde böyle başarı sağlayabileceğim kimse tahmin etmiyordu. Ama çalışınca oluyor. İlk etapta bir kütüphanem olsun diye değil de sosyolojiyle, felsefeyle, sosyal hizmetlerle ilgili kitaplar almıştım okurken. Daha sonra klasikler falan derken böyle kendimi geliştirirken Alevilikle ilgili yüksek lisansa başlayınca da yine konuyla ilgili kaynak niteliğinde kitapları edinmek gerek oldu. Ben de edindim. Mutluyum. Hiçbir yere varamasam bile bir kitaplığımın olması beni mutlu ediyor. Para bir şekilde kazanılır. Gerek işçilikle, gerek sanatla, gerek ustalıkla bir şekilde kazanılır. Ama okumayı bu imkanlar varken, destekleyen varken, aileleri arkalarındayken okumadan vazgeçmesinler. İllaki bir başarısızlığı olacaktır ama yenilgi yenilgi bir zafer kendilerini bekliyor. Pes etmezlerse başarırlar diyorum. Mesela bunu ben Alevilik Bektaşlık Araştırma Enstitüsü'nde yüksek lisansa başladığımda Alevilik'te bağlamada deyişleri çalma diye bir dersimiz çıkmıştı. Konservatuvarda daha önceden temeli vardı ama asıl bağlamayı çalmayı konservatuvardaki eğitimime borçluyum. Aslında bugün bu çalıyı, sazı çalıyor olmamı ve bugünkü içinde bulunduğum eğitim sürecinin arkasındaki asıl kahraman Mehmet hocamız, Sayın Mehmet Dönmez hocamız. Bütün kitapları o hocamız önerdi. Onun önerdiği kitaplardan yola çıkarak bu eğitim sürecini başarıyla tamamlamaya çalışıyorum.